Tekrar merhaba arkadaşlar. Nasıl gidiyor çalışmalar? Şimdi bugünkü dersimizde bölge kavramını size anlatmaya çalışacağız. Eskiden coğrafyada çok severek anlattığımız bir konu vardı. Türkiye bölgeler coğrafyası diye. Ama bu konu şu anda müfredattan belli oranda kaldırıldı arkadaşlar. Biz size şu anda bölge kavramı diye yeni bir konu anlatıyoruz 3-4 yıldan beri. Bölge nedir arkadaşlar? Bölge fiziki anlamda ve beşeri anlamda birbirine benzerlik gösteren alanlara biz bölge diyoruz. Yani doğal ve beşeri özellikler bakımından birbirine benzeyen bölgeler. Yani bölge kavramını aslında biz kendi arasında arkadaşlar ikiye ayırıyoruz. Nasıl ayırıyoruz? Fiziki bölgeler ve beşeri bölgeler şeklinde. Öncelikle arkadaşlar fiziki bölge kavramından başlayalım. Birincisi yer şekillerine göre bölgeler. Biz bölgeleri yer şekillerine göre kendi arasında nasıl ayırabiliriz? Mesela dağlık bölgeler. Örnek, mesela Şili'de bulunan Ant Dağları dağlık bir bölgedir. Mesela Hindistan'da bulunan Himalaya bölgesi dağlık bir bölgedir. Avrupa'nın ortasında bulunan İsviçre, Avusturya gibi ülkeler dağlık bölge kavramına girer. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nin hem doğusu hem batısı. Biliyorsunuz ABD'nin doğusunda New York, batısında ise arkadaşlar Los Angeles kenti var. Kaliforniya eyaleti. Yani ABD'nin hem doğusunda Apalaş Dağları hem batısında Kayalık Dağları var. Dolayısıyla ABD'nin doğusu ve batısı dağlık bölge diye adlandırılabilir. Gelelim ülkemize. Mesela Türkiye'de Doğu Anadolu bölgesi dağlık bir bölge. Karadeniz bölgesi dağlık bir bölge. Mesela Artvin ilinin bulunduğu yer dağlık bir bölge. Mesela Bayburt ilinin, Hakkari ilinin, Şırnak ilinin bulunduğu yerlere, Muğla'nın bulunduğu yere biz dağlık bölgeler diyoruz arkadaşlar. Pekala düz bölgeler. Hemen örnek vererek anlatalım. Mesela Bangladeş, mesela Hollanda, Danimarka, Belçika, Kanada, Finlandiya, mesela bu ülkelerde arkadaşlar yer şekilleri oldukça düz ve sadedir. O yüzden dünyada düz bölgeler kavramına bu ülkeleri örnek olarak verebiliriz. Türkiye'den, mesela Türkiye'nin en düz bölgesi hangisi? Güneydoğu Anadolu bölgesi. Mesela Marmara bölgesi, o da düz. İç Anadolu bölgesi, o da nispeten düz sayılır. Mesela Edirne ilinin bulunduğu yer, düz bir bölge. Mesela Şanlıurfa, biliyorsunuz Şanlıurfa'da Harran diye büyük bir ovamız var. Mesela Konya ilinin bulunduğu yer, dümdüz bir bölge. Mesela Ankara'nın Polatlı ilçesinin olduğu yerler, Sivrihisar, Eskişehir'e tarafa giden yollar, mesela düz bölge diye adlandırılabilir arkadaşlar. Yüksek bölgeler. Buraya dünyadan şuraya örnek verebiliriz. Hindistan'ın kuzeyinde bulunan Himalaya dağları. İşte Nepal diye, Bhutan diye küçük iki tane ülke var burada arkadaşlar. Dünyanın en yüksek zirvelerinin bulunduğu yer. Bu bölgeye biz arkadaşlar yüksek bölge diyoruz. Mesela arkadaşlar Türkiye'de Hakkari ve Şırnak'ın bulunduğu yer. Çünkü orada Buzul dağları var. Türkiye'nin en yüksek ikinci dağı diyoruz. Mesela Erzurum Kars platosu. Türkiye'nin en yüksek platosu diye size anlatmıştık arkadaşlar. Bu bölgeler yüksek bölge diye adlandırılabilir. Mesela başkent Ankara. Mesela Ankara Kırıkkale'ye göre yüksek bir bölgedir. Ama Ankara Erzurum'a göre alçak bir bölgedir. Burada arkadaşlar kıyaslama yaptığınızda artık kıyaslama yapılan bölgelerin işte konumunu da iyi bilmeniz gerekiyor. Alçak bölgeler, hani demiştik ya az önce, Hollanda hem düzdür hem alçaktır. Mesela Bangladeş hem düzdür hem alçaktır. Mesela Danimarka, Jutland yarımadasında bulunan bir ülkedir arkadaşlar Danimarka. Hem alçak bir bölgedir hem de düz bir bölgedir. Türkiye'de alçak bölgeler, bütün sahil şeridi, biliyorsunuz Türkiye'nin üç tarafı denizlerle çevrilir diyoruz. O yüzden deniz kıyısındaki bütün illerimiz alçak bölge diye adlandırılabilir. Antalya'sı, işte Hatay'ı, Adana'sı, Mersin'i, Muğla'sı, İzmir'i, Çanakkale'si, işte Balıkesir'i, İstanbul'u, Adapazarı, Kocaeli'si, Zonguldak, Sinop, Samsun, Trabzon diye Rize diye gidiyor arkadaşlar. Bu bölgelerin tamamı alçak bölge diye adlandırılabilir. Gelelim iklime göre bölgelere. Mesela savan bölgesi. Hani iklimleri anlatırken size bunu söylemiştik. 10 derece enlemi ile 20 derece enleminin arasında kalan bölgedir savan bölgesi. Mesela çöl bölgesi.
Nedir çöl bölgesi? İşte yağışın çok az olduğu, bitki örtüsünün katlısı olduğu, mekanik çözülmenin fazla olduğu bölgeler. Ortak özellikleri söz konusu arkadaşlar. Mesela dünyada çöl bölgesine örnek olarak Büyük Sahra verilebilecek en güzel örnektir. Sonra Avustralya kıtasının iç kısımları. Sonra Asya kıtasının ortası, hani Gobi çölü, Taklamakan çölü, Kızılkum çölü diye arkadaşlar burada çöllerin olduğunu söylemiştik. Bu arada Türkiye'de, özür diliyorum, Türkiye'de çöl bölgesi var mı arkadaşlar? Kesinlikle yok. Türkiye'de arkadaşlar çöle benzeyen yerler var. Ülkemizde çöle en çok benzeyen yerde Konya'nın Karapınar ilçesi diye bazı kitaplarda görüyoruz arkadaşlar. Tundra bölgesi, iklim bölgesine bir başka örnek arkadaşlar. İşte 70 derece enlemleri civarında yaşandığını size anlatmıştık hatırlarsınız. Sibirya'nın kuzeyi, Alaska'nın kuzeyi, İskandinavya'nın kuzeyi, Grönland Adası'nın güney kıyıları arkadaşlar. Tundra iklim bölgesi diye size anlatılabilir. Tropikal bölgeler, yani ekvator çizgisinin geçtiği yerler. Hani burada 3 tane önemli alan var demiştik. Ekvatoral iklimin yaşandığı Amazon Havzası, Kongo Havzası ve Endonezya adaları. Tropikal bölge dendiğinde aklımıza bunların gelmesi lazım. Bu arada Türkiye'de tropikal bölge var mı? Kesinlikle yok arkadaşlar. Yani Antalya ne kadar sıcak olursa olsun, Adana ne kadar sıcak olursa olsun, Şanlıurfa ne kadar sıcak olursa olsun, Türkiye'de kesinlikle tropikal bölgemiz bulunmamakta. Bitki örtüsüne göre bölgeler, mesela orman bölgeleri. Şimdi biz başkent Ankara'ya orman bölgesi diyemeyiz. Değil mi? Yozgat'a sırf Çamlık'tan dolayı orman bölgesi diyemeyiz. Orman bölgesi dediğimizde ormanların yoğun olduğu alanlar. Önce dünyadan başlayalım. Amazon Havzası, Kongo Havzası, Endonezya adaları, mesela Sibirya'nın bulunduğu yer, tayga ormanları hatırladınız değil mi? Bu bölgeler dünyada orman örtüsünün en fazla olduğu yerlerdir. Artı Güneydoğu Asya, hani Hindistan, işte Bangladeş gibi ülkelerin bulunduğu yerler. Burada da arkadaşlar yazın yeşeren tik ormanı, tik ağaçları karşımıza çıkıyor. Çalı bölgeleri, arkadaşlar çalıya verilebilecek en iyi örnek Maki'dir. Mesela Maki nerede görülür? Akdeniz ikliminin yaşandığı yerlerde. O zaman Antalya bir çalı bölgesi. Mesela Muğla bir çalı bölgesi. Aydın, İzmir bir çalı bölgesi. Akdeniz ikliminin yaşandığı yerler. Bozkır. Bu da İç Anadolu bölgesinin, Güneydoğu Anadolu'nun, Doğu Anadolu bölgesinin büyük bir kısmının arkadaşlar bitki örtüsüdür. Dolayısıyla karasal iklimin yaşandığı, yazların sıcak ve kurak geçtiği bölgelerde bozkır bitki örtüsü olduğu için biz bu alanlara bozkır bölgesi diyebiliyoruz. Su özelliklerine göre bölgeler, mesela akarsu bölgeleri, örnek Amasya ilimizin tam ortasından Yeşilırmak geçiyor. O yüzden Yeşilırmak'la Amasya özdeşleşmiş arkadaşlar. Dolayısıyla akarsuyun geçtiği yerlere biz akarsu bölgeleri diyoruz. Bataklık bölgeleri, mesela Türkiye'de ufak tefek bataklıklar var. Örnek mesela Kayseri'de var. Mesela Kars'ta Kuyucuk diye küçük bir göl var. Akyaka, Arpaçay tarafına giderken arkadaşlar böyle küçük küçük bataklık alanlar Türkiye'de kendini gösteriyor. Göl bölgeleri, mesela Isparta, Burdur deyince aklımıza ne geliyor? Göller yöresi. Çünkü burada çok sayıda irili ufaklı göl var. Mesela Bolu civarında çok sayıda göl var. Hani Abant Gölü, Yedigöller. Mesela Güney Marmara, hani Manyas Gölü, Ulubat Gölü, İznik Gölü, Sapanca Gölü, göllerin yoğun olduğu bölgeleri de biz göl bölgesi diyoruz. Okyanus bölgeleri, hiç aslında anlatmaya bile gerek yok arkadaşlar. Malum dünyada 3 tane büyük okyanusumuz var. Pasifik, Atlantik ve Hint Okyanusu. Dolayısıyla Türkiye'nin de okyanusa kıyısı olmadığı için arkadaşlar Türkiye'de okyanus bölgesinden bahsetmek zaten mümkün değil. Gelelim beşeri bölgelere. Nüfusa göre bölgeler, yoğun nüfuslu bölgeler, seyrek nüfuslu bölgeler. Mesela İstanbul Kocaeli'nin bulunduğu yer yoğun nüfuslu bir bölgedir. Ama Ege bölgesinde Muğla illerinin bulunduğu yer seyrek nüfuslu bir bölgedir. Hakkari ve Şırnak illerinin bulunduğu yer seyrek nüfuslu bir bölgedir. Marmara bölgesinde Yıldız Dağları bölümü seyrek nüfuslu bir bölümdür arkadaşlar, bölgedir. Mesela çöller seyrek nüfuslu bölgelerdir. Mesela Himalaya dağları seyrek nüfuslu bölgeler diye size söylenebilir. Tarıma göre
Artık her ürünün kendine ait bir bölgesi vardır arkadaşlar. Mesela incirin yoğun ekildiği bölgeler Aydın, pancarın yoğun ekildiği bölgeler Konya civarı, ayçiçeğinin yoğun olarak ekildiği ayçiçeği bölgesi. Neresi geliyor aklınıza? Edirne, Tekirdağ civarı. Mesela çay bölgesi aklınıza neresi geliyor? İşte Rize, Trabzon, Giresun civarı. Fındık bölgesi dediğimizde Ordu, Giresun, değil mi? Dolayısıyla arkadaşlar her tarım ürününün yoğun ekildiği alanlar vardır. Biz de o alanlara o tarım ürününün bölgesi diyebiliyoruz. Madene göre bölgeler. Mesela Batman bir petrol bölgesi. Orta Doğu bir petrol bölgesi. Mesela Irak, İran, Kuveyt gibi ülkeler. Hazar Gölü'nün çevresi bir petrol bölgesi arkadaşlar. Kömür bölgesi, mesela ülkemizde Zonguldak, Bartın, Karabük civarı bir kömür bölgesi. Manisa'nın Soma ilçesi, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi, Ukrayna'nın işte Donetsk bölgesi, şu an galiba Rusya'nın kontrolüne girdi arkadaşlar. Mesela bu bölgeler Almanya'nın Ruhr Havzası veya Essen şehrinin bulunduğu yer, taş kömürünün oldukça yoğun çıktığı alanlardır arkadaşlar. Böyle dünya ve ülkemizden maden bölgelerini örnek olarak verilebilir. Sanayi bölgeleri, sanayinin yoğun olduğu ve seyrek olduğu bölgeler vardır. Mesela Kocaeli, İstanbul arasında gerçekten yoğun bir sanayi bölgesi var. Ama Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Van, Muş, Bingöl, Bitlis gibi yerlerde arkadaşlar böyle yoğun bir sanayi bölgesi görme şansınız yok. Turizme göre bölgeler, mesela Antalya bir yaz turizm bölgesi. Mesela Bursa, Uludağ bir kış turizm bölgesi. Nevşehir, Kapadokya bir doğal turizm bölgesi. Mesela İstanbul bir tarihi turizm bölgesi gibi arkadaşlar bölgeler turizme göre kendi arasında ayrılabiliyor. Siyasi ve askeri özelliğine göre bölgeler. Mesela NATO işte üyeleri var. ABD, işte Almanya, İngiltere, Fransa, Türkiye ve üyeler şu an durmadan artmaya devam ediyor arkadaşlar. Bir askeri bölge. Çünkü NATO bir askeri örgüttür. Bunu size örgütler konusunda anlatacağız arkadaşlar. Avrupa Birliği. Burada hem kısa hem de uzun adını yazmışız arkadaşlar. Avrupa Birliği biliyorsunuz ekonomik ve siyasi bir örgüttür arkadaşlar. İşte üyeleri vardır Almanya'sı, İngiltere'si. Gerçi bu arada İngiltere çıkmaya çalışıyor gündemde biliyorsunuz arkadaşlar. Fransa'sı, İtalya'sı, Türkiye girmeye çalışıyor. Yunanistan'ı yani belli bir bölgeyi kapsayan bir alan arkadaşlar. İdari bölgeler yani başkentler Ankara, Roma, Moskova, Paris, Tokyo. Karma bölgeler. Yani birden fazla fonksiyonu olan bölgeler. Mesela New York hem liman bölgesi, hem ticaret bölgesi, hem sanayi bölgesi ne ararsanız var. İstanbul hem yoğun nüfuslu bölge, hem sanayi bölgesi, hem turizm bölgesi, hem ticaret bölgesi. Roma hem dini turizm merkezi, hem idari merkez çünkü başkent, hem yoğun nüfuslu bölge. Dolayısıyla arkadaşlar dünyadaki bazı şehirlerin böyle birden fazla fonksiyonları da olabiliyor arkadaşlar. Bu şekilde bölge kavramı konusunda bitirmiş olduk. Diğer derslerimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.